27 Mart akşamı sandıklar açılıp ilk sonuçlar alınmaya başladığında kimse bu kadarını tahmin etmemişti. Ama saatler ilerledikçe açıkça görüldü ki seçimin tartışılmaz galibi Refah Partisi'dir. Bunun anlaşılmasıyla birlikte de herkesin kafasına tabii çeşitli sorular oluştu. Ne yaptılar da bu kadar oy topladılar? Türkiye Cezayir mi oluyor? Güneydoğu'da nasıl kazandılar? Bütün bu soruların yanıtlarını birlikte bulmaya çalışacağız. Önce ilk sorudan başlayalım. Bir zamanların küçümsenen, marjinal kalan bir partisi nasıl oldu da yerel seçimlerde böylesine bir patlama yaptı? Güldal Kızıldemir ve Oral Çalışlar 32. gün için bu soruya yanıt aradılar ve Refah'ın yükseliş nedenlerini, yöntemlerini ortaya çıkardılar. Türkiye'nin en büyük iki kenti İstanbul ve Ankara'nın yönetimi artık Refah'ta. Adil düzen vaadiyle yola çıktılar, oy oranları %19'a dayandı. Son 30 yıllık siyasi yaşamımızın ilginç ve renkli siması Necmettin Erbakan'ın keyfine diyecek yok. Kendi deyimiyle İstanbul'u ikinci kez fethetti. Refahlılar fetih türküleri söylüyorlar, kitle namazları kılınıyor. Peki ne oldu, nasıl oldu da kimilerince şeriatçılıkla damgalanan bir zamanların azınlık partisi ciddi bir güç haline dönüştü? Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar Refah pek önemsenmiyordu. Geleneksel bir tabana sahipti. Oyları %10'u bile bulmuyordu. Genel görünüşleriyle, şalvarları, tesbihleri, pankartlarıyla bir cami cemaati havasındaydılar. Yıllar önce 1980 Konya mitinginde açtıkları pankartlar büyük tepki toplamıştı. Ardından 12 Eylül geldi. Erbakan siyaset sahnesinden silindi. Hedefleri daraldı. Bırakın iktidar hesaplarını, siyasi arenaya bir daha çıkıp çıkmayacakları bile şüpheliydi. 12 Eylül'ün yasaklı günleri çabuk aşıldı. Erbakan ve arkadaşları 1987'den itibaren yeniden miting meydanlarına çıktılar. Refah'ın asıl dikkat çekici çıkışı 1991 seçimlerinde oldu. Erbakan elini önce Türkeş'e uzattı. Ancak bu adım büyümesine yetmedi. Refah zorlanıyordu. Bir yanda geleneksel taban, öte yanda iktidarı belirleyen büyük çoğunluk. Erbakan tarihi kararını tam bu noktada verdi. Yüzünü parti içindeki değişimcilere çevirdi. O güne kadar gölgede kalan bir isim birden ön plana çıktı. Bahri Zengin. Değişim projesinin mimarı tek seçeneğimiz var diyordu. Ona göre Refah imajını hızla yenilemeliydi. Benim meseleye girişim 1990'lı yıllardadır. Biz 1991 kampanyasında kendi seçmenimizi tatmin etmek, onların bazı yani hissiyatlarını okşamak yerine bizim dışımızdaki %80'lere %90'lara varan seçmen kitlesinin bize karşı duymuş olduğu endişeleri belirlemek, tespit etmek gerçekçi bir biçimde ve bu endişeleri ortadan kaldıracak bir kampanya gerekli olduğuna inandık. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmadı. Geleneksel taban değişime direniyordu. Erbakan aceleci davranmadı. Muhafazakarlarla değişim isteyenleri uzlaştırmaya çalıştı. Sonunda da dengeyi kurmayı başardı. 1991'de genel seçimlerde Refah bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıktı. Çevre sorunlarını, hızlı kentleşmenin sıkıntılarını dile getiriyorlardı. Hayat kadınlarının çektiği acıları dindireceklerini söylüyorlardı. Emekçiler, sömürü düzeni ve nihayet insan hakları kampanyada yer aldı. Ve işkence sorgulandı. Refah sanki solun ağzıyla konuşuyordu. Refah Partisi'nin çekiniz belli şeylerin isimlerini, sanki bir sosyalist parti konuşmaktadır. Bayağı çalışma, Leninist bir çalışma, Leninist bir örgüt modeli olarak çalışıyorlar. Yani gördüğüm o. Refah artık klasik dinci kimliğinden bir ölçüde sıyrılmıştı. Çağdaş kentli mesajlar veriyordu. Sıra artık taktiklere gelmişti. Kırsal kesim bırakıldı ve öncelik kentlere verildi. Faaliyet alanımız da değişti. Ve tabii o zaman cami etrafından çıktık. İkincisi, eğer siz tamamen yeni bir sistem ve yeni bir söylemle yeni bir sistemi getirmek istiyorsanız, bu sistemi en çok kentli insanın daha kısa zamanda anlaması mümkündür. Yenileşme de, çözülme de önce büyük kentlerden başlar.
Ardından tüm teşkilat seferber oldu. Her bir seçmene adeta teker teker ulaştılar. Şimdiye kadar hiçbir partinin yapamadığını gerçekleştirdiler. Birebir görüşüp ikna yöntemini kullandılar. Teşkilatlarımız evvela basın ambargosu karşısında birebir markajı veya birebir yaklaşımı benimsedi ve bu doğrultuda örgütlendi. Diğer önemli bir unsur kampanya stratejisini kadınlar üzerine kurmalarıydı. Kalabalıklarla temasa ve anket yöntemine büyük önem verdiler. Sabahleyin otobüs duraklarında yüzlerce insan birikiyor. Farklı insanlar birikiyor. Onlarla yani tabii kalabalıklarla, tabii topluluklarla temasa geçmeyi tercih ettik. Nihayet gözlerini sol kesime çevirdiler ve diyaloğu geliştirdiler. Paneller tertip ettim ve bu panellere Türkiye'de bulunan komünist, Marksist insanları çağırdık. Refah Partisi'nin paneline 86 yıllarda bunun ne demek olduğunu hatırlatmaya veya söylemeye gerek yok. Mesela bir Murat Belge bizim panelimize katıldı, bir Asaf Savaş katıldı, bir Doğu Perinçek katıldı. Refah bu şekilde dış görüntüsünü değiştirdi, örgütsel yeteneğini kullandı. Ama yine de başarıyı belirleyen asıl faktörler Refah Partisi'nin dışındaydı. Profesör Doktor Bülent Tanör'e göre askeri yönetimin 1980'lerdeki uygulamaları bu etkenlerin en önemlisi. 12 Eylül rejimi bütün siyasi hayatı söndürdü. Partileri feshetti, parlamentoyu feshetti. Getirdiği yasalarla, getirdiği anayasayla sivil toplum örgütlenmelerinin belini kırdı. Bu koşullarda toplumun geleneksel ideolojisi olan İslam, İslamcı düşünce, İslamcı ideoloji en kolay sığınaklarını buldu. Çünkü onun üzerine varmak mümkün değildi. Yani kim ne kadar sorumlu ki bu ülkeden? Açık söylüyorum, hiç kusura bakmasın insanlar. Bunları konuşmak lazım. Refahın gelip gelmesi önemli değil. Sen ne yapıyorsun bu ülkede demokrasinin inşası için? Yazar Orhan Pamuk ise sistem partilerinin başarısızlıklarına, sorunlara çözüm bulmadaki tıkanmalarına dikkat çekiyor. Atatürk'ün başlattığı cumhuriyet kültürü son 15-20 yılda yeni bir şeyler üretemedi. Cumhuriyet kültürünün son 15-20 yılda bu ülkede insana vaat ettiği tek şey bir anlamda genişletilmemiş, derinleştirilmemiş, yalın kat bir Kemalizm, bir rozet Kemalizmi, bir Anıtkabir'e gitme Kemalizmi oldu. Batıcı partiler, cumhuriyetçi partiler hiçbir manevi hayat için hiçbir simge, hiçbir şey veremiyor. Hiçbir umut ışığı da veremiyor. Artık Türkiye'nin gündeminde refah var. Gelmesine geldiler. Ama ne yapacaklar? Kentler büyük sorunlarla yüz yüze. Adil düzen vaatleri bu sorunları çözebilecek mi? Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. Refah mı Türkiye'yi değiştirecek yoksa Türkiye mi refah? İş adamı Bülent Eczacıbaşı refahtan çok diğer partileri eleştiriyor. Merkez sağdaki ve soldaki oyların bölünmesi, Güneydoğu'da refaha kayan Kürt oyları, Refah Partisi'nin diğerlerine göre çok disiplinli çalışması gibi etkenlere yorumlarda yer veriliyor. Bütün bunların hepsi mutlaka önemli. Ama sanıyorum en çok üstünde durmamız gereken nokta, iktidarların toplumun sorunlarına çözüm getirmekte tümüyle başarısız kaldıkları bir ortamda Refah Partisi'nin kitlelere cazip gelen sloganlarla etkili mesajlar verebilmiş olmasıdır. Refah Partisi adil düzen sloganıyla bazı kitleleri yanına çekebilmiştir. Aslında Refah Partisi'nin önerdiği ekonomik modelin hiçbir gerçekçi ve bilimsel yanı yoktur. Dünyada başarılı olmuş hiçbir örneği yoktur. Ve Türkiye'nin sorunlarını çözmek konusunda da en ufak bir şansı yoktur. Refahın geleceği, takınacağı tutum Türkiye'nin önümüzdeki siyasi atmosferini de belirleyecek. Refah, batılı örneklerdeki Hristiyan Demokrat Partiler gibi sisteme uyumu sağlayacak, yoksa ileride şeriatçı kanatların baskısına boyun mu eğecek?